Dışarıdan bir müdahale olmasın diye bütün önlemleri aldık. Ne bilelim. Aslında içeridenmiş operasyon. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyor. Ne zaman yüzümüzü dünyaya dönsek hep içeriden zafiyet veriyoruz. Dışarıdan bize saldırıp yıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar. İçeriden yıkmak için de ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bugünün dünyasında artık bizi öyle yıkıp yok etmeye çalışmazlar. O eski hikaye. Bizi yıpratıp kendilerine mecbur bırakmaya çalışıyorlar. Ama bu yoldan dönmek yok. Mücadeleye devam. Önce içeridekileri, sonra dışarıdakileri temizleyeceğiz. Her iki heyette de şoförlük yapan hainlerin sicilleri geldi. Üzerlerinde hiçbir şüphe olmayan emniyet mensupları. Emir görev listesine son anda girmişler. Normalde ikisinin de adı yok. İkisi de izinli. Yine Fettah Dağ Hakk'ın kriptoları mıydı? Onu da çoktan aşan yeni bir oyun var memleketin üzerinde. Derinlerden gelen bir ses yok mu bu mevzuda? Kimlerden? Kadim Çerilerden. Eyvallah. O işler öyle göklerden gelen haberlerle olmuyor hemşirin Ahmet Efendi. Sen çalışıp bir şeyler bulacaksın ki izini sürelim. Başım üstüne. Önce o listeye o şoförleri kimin eklediğini bulacaksın. Oradan hareket edeceğiz. Ben de dışişleriyle temasa geçeceğim. Bu işin sonuçları çok büyük olacak. Bugün Barış kaybetti. Yarınsa bizim elimizde.